8'de sağlık devam ediyor. 10 yıldır diş hekimliği yapıyorum. Uzmanlık yaptım. Uzmanlık eğitimimi 2015 yılında tamamladım. 4 yıl aynı bölümde yardım doçentlik yaptım. Daha sonrasında özel sektöre adım attım ve Ankara'da çalışmaya devam ediyorum. Periodontoloji alanı çok geniş bir alan aslında. Nereden baksanız tüm alanlarla da ilişkisi olan bir bölüm. Bir protez yapıyorsunuz, muhakkak ki diş etiyle bir teması var. Diş eti sağlıklı değilse hastaya estetik bir protez teslim edemiyorsunuz. Diş eti rahatsızlığı olan bir hastaya dolgu yaptığınızda dolgunun tam performans sağlaması yeterli olmuyor. Veyahut da diş etlerinde kanama olan bir hastamıza estetik bir tedavi yapamıyoruz. Veya implant yapıyoruz bir hastamıza, diş etlerindeki sağlık uygun değilse implant başarısız olabiliyor. Veyahut da uygulama esnasında başarılı olan diş eti daha sonrasında kötü hale gelirse yapılan implant cerrahilerinin boşa yapılması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Daha sonrasında problemler yaratıyor çünkü bu hastalık. Dolayısıyla diş eti rahatsızlıklarıyla ilgilenen periodontoloji bölümü çok geniş bir alan. Çünkü ağzımızın neredeyse tümü diş etiyle kaplı. Dişler, protezler, implantlar hepsiyle ilgilenen bir alan diyebilirim. Zaten aslında bu alanı seçme sebeplerimden biri de buydu benim. Öğrenciyken de hep bu alan ilgimi çekmişti. Çok fazla alanla iç içe olan bir bilim dalı diyebilirim. Biz mesleğimize ilk başladığımızda hastalarımızdan tepkimiz hep şu şekilde, aldığımız tepkiler hep şu şekildeydi. Hocam dişim ağrıyor, dişimi çekelim. Hocam dişimde bir problem var, dişi çekelim. Şimdi hastalarımız artık çekilmesi gereken dişi bile neredeyse çektirmiyorlar. Hocam çekmeden kurtarabilir miyiz? Şimdi artık hastalarımız bu noktada çok daha istekliler. Ağızda kendi dişlerini tutmak açısından. Bu noktada şu şekilde değerlendiriyorum ben. Olması gereken aslında oldu. Diş etlerine önem veriyor artık hastalarımız. Dişlerine çok daha fazla önem veriyorlar. Kendi dişlerinin çok daha uzun süre ağızda kalması için çaba gösteriyorlar. İyi ki de veriyorlar. Biz de hekimler olarak kendi dişlerini öncelikle hastaların kurtarmak istiyoruz. Diş eti rahatsızlıkları çünkü aslında dünyada en fazla diş kaybına neden olan hastalıklar. Çürüyen bir dişimizden aslında sadece bir diş kaybediyoruz. Diş eti rahatsızlığındaysa tüm dişleri etkilediği için belki de tüm dişleri hastalarımız kaybedebilir. Onun için çok önemli bir alan olarak görüyorum ben diş eti rahatsızlıklarını. Diş etinde şöyle bir hastalık olur. Genel olarak hastalarımızda bakım hatalarından, bakım eksiklerinden, yanlışlarından diş etlerde bir enflamatuar süreç başlar ve diş etlerinde oluşan bu iltihabi durum kemiklere sirayet ederek kemik erimesine neden olup diş etlerinde kanamalar, şişlikler, kızarıklıklar ve sonuç olarak kemik kayıpları ve en son sallanma ve diş kayıplarıyla sonuçlanabilir. Yani çok ciddi sonuçlara neden olabilir diş eti rahatsızlıkları. Öncelikle sadece diş fırçalamak tabii ki yeterli değil. Arayüz fırçaları, diş ipleri, yumuşak dokuların temizlenmesi için ağız gargaraları kullanılabilir. Dil fırçalarıyla dili temizleyebiliriz. Yani aslında bakteriler sadece dişler, ağız içerisinde sadece dişler üzerinde tutunmuyor. Yumuşak dokular içerisinde de bakteriler var. Ağız içerisini maksimum hijyeni sağlayabilmek için ağız bakımında çok önem vermeliyiz. Bu kesin. Fakat bazen moralimiz bozuk olur, canımız sıkkın olur. Ağız hijyeni prosedürlerini tam olarak yerine getiremeyebiliriz. Bu durumda ben şunu öneriyorum tüm hastalarıma. Tüm hastalarımıza biz aslında hekimler olarak bunu öneriyoruz. 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrollerinizi aksatmayın. Çünkü yaptığımız hatalar, eksiklikler burada görülerek çok basitken çok daha kolay tedavi edilebilirler. Hastalarımızda çünkü şöyle bir durum da var. Diş tedavileri biliyorsunuz ki hastalarımız açısından korkutucu tedaviler. Dental fobi dediğimiz bir durum var. Kendimde bile varken hastalarımda olmaması imkansız diye düşündüğüm bir durum benim bu. Dolayısıyla çok daha basitken çok daha kısa sürede bu işlemleri çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. 6 aylık kontrollerde hekimlere bu şansı verebiliyoruz. Dolayısıyla hastalarımız da aslında kendilerine bu şansı vermiş oluyorlar. Genetik geçişler de var tabii ki. Bazı anatomik faktörler etkili. Tabii ki bunlardan da bahsedebiliriz ama bazı kötü alışkanlıklar, sigara, alkol, yani birçok faktör üzerinde etkili diş eti rahatsızlıklarının. Ama ana faktör nedir diye sorduğunuzda her zaman şu cevabı alacaksınız benden. Ağız hijyeninin eksik, yetersiz yapılması ana faktördür diş eti rahatsızlıkları için. Diş eti rahatsızlıklarının belki de en büyük problemlerinden biri bu. Diş eti rahatsızlıkları çürük gibi ağrı yapmayan veyahut da daha farklı problemlere neden olmayan veya diş eksikliğiniz var hemen anlıyorsunuz.
Diyorsunuz ki ön dişim eksik, hemen oraya protez yaptırmalıyım. Ya da dişim ağrıyor, hemen dolgu yaptırmalıyım. Dişi de rahatsızlıklarında bulgular çok rahatsız edici değil. Sosyal baskı uyandırmayan bulgular. Bunlar nedir? Diş etlerimizde kanamalar olur. Sağlıklı bir diş eti öncelikle kanamaz. Bunu bilmemiz lazım. Hastalarımızın bunu asla akıllarından çıkarmamaları gerekiyor. Sağlıklı diş eti kanamaz. Diğer bir bulgu, diş etinde kızarıklık normal olarak görüldüğü için genellikle sıklıkla atlanıyor bu durum. Ve hastalarımız tarafından çok fazla tespit edilemediği için ağız kokusu ve diş eti çekilmesi gibi bulgular da var. Ağız kokusu rahatsızlığı olan hastalarımız genelde bize ağız kokusu, hocam benim ağzımda böyle bir koku var diye size başvurmazlar. Genelde bir yakını gelir, sizi yan odaya çeker. Hocam hastamızda böyle bir problem de var, onu da tedavi ederseniz seviniriz diye sizi yönlendirmeye çalışırlar. Veyahut da bir diş eti çekilmesi. Çok estetik bir bölgedeyse hasta tarafından tespit edilebilir. Ne süreçte, ne durumda hasta bize başvurur diş eti rahatsızlığı için? Artık dişler sallanmaya başladıysa, aynı zamanda fonksiyonunu göremeyecek duruma geldiğinde problemler, o zaman size başvurur. O zaman da gerçekten yapılacak olan tedavi seçenekleri çok kısıtlı olur ve çok zorlu süreçler bizi bekler. Bunun için diyorum ki her zaman 6 aylık diş hekimleri kontrollerini asla aksatmamalı hastalarımız. Diş eti rahatsızlıklarının, çünkü tekrar tekrar söylüyorum ki, bulguları hastaları sizi diş hekimine koşarak getirecek bulgular değil. Genel olarak bunun tedavisi mekanik tedavilerdir. Kimyasal tedaviler buna ek olarak, işte ağız gargaraları, bazı durumlarda çok nadir, bazı durumlarda antibiyotik tedavileri verilebilir. Ama bunlar hep mekanik tedaviye, yani diş taşı temizliği, kök yüzey düzleştirmesi dediğimiz mekanik tedavi ek olarak hastalarımıza verilen ve süreci daha da hızlandırılmak amacıyla kullanılan ürünlerdir. Ama bunlar kesinlikle bir ağacın sapı veyahut da bir bitkinin kökü değil. Bunlar hekim tarafından reçete edilen gargaralar ve antibiyotikler olabilir. Biz hastalarımıza öncelikle gelir gelmez ilk iş ağız hijyenine eğitim veriyoruz. Diyoruz ki günde kaç defa fırçalıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Hangi fırçayı, hangi macunu kullanıyorsun? Bakın doğrusu bu. Şu şekilde yapmalısınız. Şöyle yaparsanız böyle olur diye yönlendirmeler yapıyoruz ve tedavi olduktan sonra da bize olan ihtiyacını minimuma çekmeye çalışıyoruz. Tabii ki hem cerrahi tedavilerimiz var, cerrahi olmayan tedavilerimiz de var. Günümüzde çok popüler gülüş estetiği. İnsanlar güldüğünde böyle çok güzel bir görüntüye sahip olmak istiyorlar. Yaptırdıkları bu tedavi sonucunda işte şu şekilde gülmek istiyorum diyorlar. İşte ben güldüğümde diş etlerim fazla görünüyor gibi söylemlerle bizlere başvuruyorlar. Burada tek estetik olan şey beyaz değil. Yani sadece dişleri düzelterek biz estetik bir sonuç elde edemiyoruz aslında. Muhteşem protezler yapılıyor. Hekimlerimiz gerçekten, Türk hekimlerine ben gerçekten çok inanıyorum. Çok güzel işler yapılıyor. Fakat bu noktada sadece beyazı tedavi ederek, yani sadece dişi tedavi ederek muhteşem, optimum sonuçları elde edemeyebiliriz. Diş eti problemleri her tedavi öncesinde yapılmalı. Önceliğimiz o olmalı yani. Daha sonrasında eğer ki beyaz estetik elde etmeyi düşünüyorsak, muhakkak pembe estetiği de aklımızın bir köşesinde tutmalıyız ve o işlemleri de gerçekleştirerek hastaya komplike bir tedavi uygulayıp en güzel sonucu sunabilirim. İmplant uygulamaları zaten Türkiye'mizde şu anda en popüler diş hekimliği uygulamaları diyebilirim. Bu noktada da ben yine diş etine değineceğim aslında. Diş etini tedavi etmeden implant tedavilerinin yine yapılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü daha uzun süre kullanmak istiyor hastalarımız. Hastalarımızda şu şekilde bir anlayış var. Ben implant yaptırdım, ömür boyu bir daha hiçbir şey yaptırmayacağım. Çok yanlış bir düşünce. Kendi dişlerini nasıl kaybettiysen yapay dişleri, yani implantları da muhakkak kaybedebilirsin. Dolayısıyla yine hekim kontrolleri, ağız bakımı uygulamalarında kullandığına hepsi yine sabit aslında. Yani maksimum sonucu almak istiyorsak, en estetik, en güzel ve en uzun süre hizmet edecek protezi hastaya sunmak istiyorsak yine diş etini en öne yazmalıyız. Daha sonrasında diğerlerini düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Ya ağız bir bütün. Hastalarımız bunu unutmamalı. Ağız bir bütün. Diş eti rahatsızlığı da, implantlarımız da, normal dişlerimiz de, protezlerimiz de, diş etimiz de, dudaklarımız da, hepsi bir bütün aslında. Ağız bakımı noktasında hastalarımıza vereceğim son mesaj yine verdiğim ilk mesajla aynı. Lütfen 6 aylık diş hekimi kontrollerinizi aksatmayın. Güzel sonuçlar istiyorsak, uzun süre kendi dişlerimizi kullanmak istiyorsak, yaptırdığımız protezleri en üst seviyede kullanmak istiyorsak en uzun süre diş hekimi kontrollerinizi lütfen aksatmayın.